100 milyon dolarım olsa ne yapardım? Nereden bileyim ben? Parayla bir işim yok yani benim. Para benim bir motivasyonum olmadı çocukluğumdan beri. Zihnimizde böyle bir şey. Öyle yetiştirilmedik değil mi kardeşim? Öyle yetiştirilmedik yani. Para değil bizim birinci şeyimiz. Bir de biz genetik fakiriz yani. Genetik fakirlik diye bir şey var. Biliyor musun? Ben şimdi sevgili kardeşim sizin cebinize 100 bin euro koysam desem ki Roma'ya gidin gezin. Eğer genetik fakirsen yarım saat gezersin marka yerlerde. Sonra oranın Mecidiye köyüne götürür. Bu iş böyledir. Yani neyse olsundur değişmez yani. İlk gün Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada falan filan. Sonra bir bakarsın telefon şarj aleti, ayakkabı tabanlığı falan. Dersin ki niye ben buraya geldim ki? Böyle Moğolistanlı kestanecilerle konuşuyorsun. Ne haber toprağım falan. Çünkü kan çeker. Vücut dengini arar. Tabii. Yılbaşı yakında izlediniz mi bilmiyorum da. Mesela büyük ikramiye röportajları vardı. Bizim çocukluğumuzdan beri parayı yiyemememizin sebeplerinden biri budur. Bilinçaltımızda para nasıl yenir'i milli piyango üzerinden şöyle anlattıkları için. Mesela 50 milyon lira veriyor diyelim ki milli piyango. Dedim ki bu parayla 426 tane Şahin otomobil alınabilir. Temmuz pullarını da amcanız alacak. Bu tip salak alışverişler önerildiği için de biz para harcamayı oradan bilmiyoruz ve bu röportajları vardır. Buranın meşhur şeyi ne? Bizim karşı tarafta vardır ya bir tane Nimet abla. Burada yok. Gişesi. Burada yok mu öyle bir meşhur gişe? Herkes oraya gidiyor. Oranın bir şöhreti vardır. Nimet abla gişesi. Önünde hep röportaj yapılır. O röportajlarda hep şu yaşanıyor bak. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? İhtiyacı olanlarla paylaşırım. Siz? Fakirlere veririm. Siz? Siz? ...50 milyon size çıksa ne yaparsınız? Milyon. Taksim, taksim. 50 milyon, 50. Çok iyi yapıyorum değil mi? O adam benim. Valla arada bir öyle maskem benim. Onu takıp geziyorum rahat rahat. Ağzına bu kadar sakız atmış. Hello bile diyemiyor yani. Hello. Ben şeyi anladım. Hey anlamadım. Yani her şeyi anladım da. 100 milyon size çıksa ne yaparsınız? İhtiyacı olanlarla paylaşırım. O ne biliyor musun? Yukarıyı bağlamaya çalışıyor. Ahlak. Ahlak çok önemli bir şey. Kurnaza bak. Ne yaparsınız 100 milyon lirayı? Herkese veririm efendim. Allah'ım! Koskoca evreni yaratan Allah. Kara delikler, şunlar, bunlar. Bütün her şeyi yaratan Allah 100 milyon lirayı pay edemiyor. Diyor ki, İbrahim'in bir fikri var. Ona verelim pay etsin. Vallahi ben ne yaparım? Tatil. Ben tatil çok yapmadığım için hep tatil hayal ediyorum. Gezerim, dolaşırım vallahi. Belki film yaparım evimde. Film yaparım, gene gitmezsiniz. Öyle haber çıktı ya. Film yaptık, kimse... Birisi hashtag açmış. Filmine gitmeyin. Ulan ben artık 50 yaşındayım ya. Ben bu yaştan sonra, ben bir sanat eseri üretmişim. Bu yaştan sonra muhatabımı böyle bir sinemaya sokacağım ya. Örü, örü, örü. Ne ayıp şeyler bunlar. Ya film izlemek istiyorsan izlersin. İzlemezsen bir film eksik izlemiş olursun. Ne kalpsiz insanlar ya. Filmi izlenmedi, battı dediler bana. Sanki ben tarlamı satıp film yaptım. Kaf-
kafaları ne çalışıyor bunların? Ama filmim geliyor gene Ocak'ta. Ayın 10'da. Ocak'tayız zaten. Ayın 10. Yapma yapma. Ayın 10'da 17'sinde başlıyor gene. Çok iyi filmler. Peki. Bütün parayı koyduk oraya. Biraz saçmalık işleri. Şaşkın bunlar ya. Ama vallahi tatil yapmadım hakikaten. Yani çocukluğu bir tane tatil hatırlıyorum. O da yani 86 yılında işte böyle iyice eşek derisi gibi bronzlaşmıştım. Onun dışında hep çalıştığım için çocukluğumdan beri. Vallahi ben son tatilimde Fonda Şeri Şeri Lady çalıyordu. O kadar eski yani. Geçen sene birazcık yaptım şimdi dürüst olalım. Bazen yapabiliyoruz hani bir hafta falan. Benim mütevazi bir teknem var küçük. Küçük yani 20 metre. Vallahi. Helal parayla alınacak kadar yani 20 metreye kadar alınabiliyor. 20 metreden sonrasına reaksiyon veriyor. Bir tatil yaptık ama genetik fakir olduğumuz için gene patladık. Tatile bak, ben eski seksilerden Ozan Güven, Ozan Güven ne zaman seksi olsa ben hemen Gora filmindeki karakteri o efemine robotu oynatıp kafasına basıyorum. Fark ettiniz mi? İkinci barda o hayta çocuğu oynadı. Tak, Mezdeke. Gora. O neydi bir tane karakter? Can Manay mı? Can Yaman değil. Can Yaman tabii de. Yani biz daha o zamanlar seksiyken Can Yaman babasının libidosundaydı. O psikiyatri böyle bir durumlar bir şeyler vardı ya psikiyatri. Onu oynadı. Tak hemen Arif'le 216 gene Mezdeke. Ozan kafasını kaldıramıyor. Severim ama arkadaşım, yalnız arkadaşım olduğu için çok kıymetli adamdır. Ben, Ozan, Ozan'ın oğlu, Zafer Algöz, abim. Tatil bu. Şimdi siz diyorsunuz ya, hep aynı adamlarla film çekiyor. Ben aynı adamlara tatil de yapıyorum. Onlar benim arkadaşlarım. Allah Allah. Ama tabii arkadaşlarım olduğu için beraber film yapmıyoruz. Diyor ki millet, arkadaşlarıyla film yapıyor. Benim arkadaşlarım aktör. Yani meslekleri bu. Ya sanki birisi bakkal kasap bana ve ben diyor ki gelin lan bunlar anlamaz ama. Adamın işi bu zaten. Beraber yapıyoruz o filmleri. Niye adam yadırmıyor anlamıyorum. Neyse gittim. Tatile bak, tekne tatili. En sevdiğim yaz tatili. İnsanın ferahladığı. Yani yaz ne demek çocuklar? Kışı yaptıkları kızı donla yapabilmek. Aynı insanları görsen, aynı yerlere de gitsen, önemli olan donlu olmak, ferah olmak. Birazcık D vitamini almak, biraz güneş ışığı almak, bu yani. Bindik tekneye, Zafer abi şey getirmiş, neden ona? Fazıl Say'ın CD'sini getirmiş. Böyle teknede tatilimize bir parlament mavisi havası katmaya çalışıyor. Bir çaldı, iki çaldı, herkes köşelere gitti böyle. Bir haller, bir şeyler, tövbeler olsun ya. Chopin'den işte Nocturne'ler çaldı çaldı ama çok çaldı yani bir 20 saat falan yani artık gün devrilecek. Yani Fazıl o kadar dinlememişti klasik. Dedik ki abi bir Kos Adası'na gidelim, karşıya geçelim, bir Tarkan CD'si alalım, böyle olmayacak. Aldık Tarkan'ı, o zaman da işte adını kalbine yaz, öp öp doyamadım. Nasıl oynuyoruz ama? Sabah 10'da başladık. Ben şelale saçlara falan. Havluyu buradan geçirmeler. Yıkılıyoruz. Yıkılıyoruz. Kimse bizi tanımıyor. Uzaklarda bir koydayız. Saat 10'dan beri içiyoruz. Bir de kendi sidiğimizi içmemişiz artık. Perişanız yani. Böyle böyle. Yıkılıyor. Yanımıza bir tek... Yanımıza bir tekne yanaştı, Finlandiya bayrağında. İki tane adam, biri 65, biri 70 yaşlarında. Demiri attılar, adam ipi topluyor. Biz böyle yardırıyoruz yani. Gün bak. Adam dedi ki dönüp bize, hello. Hello dedi. Adam bize hello dedi. Abim dedi ki bunlar ibne. Neden böyleyiz biz ya? Niçin? 20 saattir
kıvırmadığımız acı kalmadı. Adam yalnızca hello dedi. Hem de bunlar dikkat edelim. Dedim ki neden böyle düşünüyorsun? Niçin? Nasıl böyle düşünürsün ya? Ya dedi iki adamın teknede ne işi var ya dedi. Ulan biz 5 kişiyiz ya. Yani bu hesaba göre o koyda o işten biz sorumluyuz. O işin federasyonuyuz. Kankanı giy. Çok kıvırıyorsun. Kaşaklarına dikkat et. Nasıl olur ya? Homofobi. Ben bu hikayeyi anlattım diye bir şey yazmıştı. 2019 yılında ki 20 oldu. Ayıp değil mi homofobik bir öykü anlatıyorsunuz milleti göl. Ya homofobik değilim ben. Öykü homofobik biriyle ilgili. Ben niye homofobik olayım? Bir de devir öyle bir devir ki artık yani. Böyle grupları, camiaları var. Gruplarda hiç espri yapamıyorum. Bundan da yiyememezsin. Şişman da yiyememezsin. Kimse espri yapamazsın. Birazcık pozitif ayrıcılık istiyor. Ama anlarım anlamı da. Tombola tombol diyor. Yani kötü bu kadar. Diyor ki ama o gününle karışık diyor. Gününle karışık ya. Hep kötü, hep kötü beslenmiş. Şöyle var olsun ya. Bir de diyor ki sen bana kemiklerin kalın. Ya eğer bu tamamen kemikse sen bunu arkeoloji müzesine bir yere götür bunu. Bu götür T-Rex'in yanına konulması lazım. Dostlar ben homofobik birine benziyor muyum Allah aşkına ya? Ama homofobik biri olmadığını ispatlamak için çıkıp şu çocuğun kucağında zıplayacak halim yok herhalde. O hale getirdiler işi ya. Ben cinsiyetçi birisi de değilim yani. Ben kadın erkek ayırmam. Hayır, aman! Kadın erkek ayırırım da yani. O da mı suç anasını zaten? Belli ki o da suç. Öyle ama. Yok ben yani hiç insanların cinsiyeti... Herkesle ilgili özgürce espri yapabilmek isterim. O kadar yani başka bir şey değil. Bana ne canım? Allah Allah. Şununla ilgili espri yapma, bununla ilgili espri yapma olur mu ya? Çok eril bir dil kullanıyorsunuz. Erkeğim ben ne yapayım yani ben şimdi? Ne yapayım ki yani? Edepsizlik başka bir şey. Öteki başka bir şey yani. Ben şimdi insan niye? Elton John saygı duyarım. Başımda taşırım ama benimle ilgili olduğu zaman konu ben reaksiyonumu vermekte özgür olmam lazım. Yani benim evimin önünde piyano çalarsa Elton John derim ki vereyim de yani hayırdır derim yani. Düşünsene piyano çıkıyorsun Elton John'la. Rastlansan mı gözlerim? Öğrenmiş bir de bizim havaları öğrenmiş. Suçunu alışma. Biz altına bir sikerim ben anladım. Antalya'da masajı adımı yazdıracaktım. Bak başıma ne geldi. Yani bu çalın hastalığından dolayı. Yani onunla yapma, bununla yapma. Masajı adımı yazdıracağım. Koşarak biri geldi böyle bir erkek. İsimlik var burada otel görevlisi. İşte saat 10 mu olsun, 10.30 mu olsun falan derken bu böyle koşarak geldi dedi ki ay dedi size dedi ben yapacağım dedi. Dedim ki çok teşekkür ederim. Ben dedim kadın bir arkadaş istiyorum. Çok ayıp dedi Cem Bey. Size dedi hiç yapıştıramadım dedi. Beni medeniyetsizlikle suçluyor. Yani diyor ki ne demek yani. Belki de haklı bir sebeple ama anlamlı değil. Dedim ki ne demek ya dedim hemen bir kadın masaj istiyorum ben. Siz böyle yaparsanız başkası ne yapmaz dedi. Ne demek dedi ya bir erkek bir erkeğe masaj yapamaz mı yani dedi. Ya dedim sevgili kardeşim yapabilir de sen dedim çok isteklisin. Ya bunun hiçbir bir farkı yok. Koşarak yardırarak gelmişsin açılın benim o diye. Ya 400'ü ben vereceğim sen şenleneceksin. Bir de erkek masaj yani ayy. Rahatlamaya gitmişsin. Ben yaptırdım, yaptırmadım değil. Askerlik hatırasını anlatıyor abi herif.
Ya düşünsene masajdasın. Hatay'dayız. İyi de ben Çırağan'dayım şu anda. Komutan nasıl üzerimizde? Ya hadi git daha aşkına ya. Yani erkek bedeniyle ilgili bir sorunum olur kesin. Yani orası kesin. Sporda mı porda, spada. Gitsin hemen. Hemen yani. Şöyle hemen çekinik böyle giyinirim, kaçarım hemen. Bazı insanlar çünkü çok hoyrat geziyorlar, anladın mı? Çıplak insan görmek hoşlanmıyorum abi ben. Ha! Mesela deniyor ki, genç kızlar şort giymesin, yumruk atıyor. Genç kızlar şort giysin dibine kadar. Yaşlı adamlar şort giymesin. Öyle bir kampanya var, onu imzalar. Ya da vücutlarına haber verilsin, bu bir şort diye. Antalya'da iki tane yaşlı, bizim karikatür aleminden o bir tavla oynuyorlardı. Tövbeler olsun ya Rabbim. Oo dedi Cemcim gelsene dedi ya izlemici dedi. Dedim çok izleyen var ben rahatsız etmeyeyim. Tövbeler olsun ya Rabbim. Yaşlılık. Vücut herhalde diyor ki lan bir daha Antalya'ya nerede geleceğiz? Şu kumlara değeyim diyor herhalde. Hiç sevmiyorum spada böyle çırılçıplak gezeni. Çünkü yani Adem'le Havva cennetten kovulmuş, artık giyinilmiş, ne bileyim endüstri devrimi olmuş, her şey bitmiş, penye icat olmuş, giyin artık ya. Ayakkabını giyiniyorsun, çırılçıplak gelip seninle konuşmak istiyor. Özellikle yaşı büyük adamlarda oluyor. Diyor ki herhalde artık kapatıyoruz, görmeyen görsün. Ayakkabını bağlarken böyle... Konuşmak istiyor seninle. Cem ne yaptın o Levent'teki yeri? Levent'teki yeri ne yaptın? Ben de emlak konuşuyor bu vaziyette. Belli ki başını sokacak bir yer arıyor. Çıplak bir adam varken karşında her şey normalmiş gibi nasıl davranayım ben ya? Tövbeler olsun. Ne yaptın Levent'teki yeri? Vallahi büyümüş be ha? Ama yaz geldi mi birazcık çıplak olmak durumundayız ya. İşte bedenimize de birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Bak demin anlattım ya. Ben mesela birazcık tombulum. Ama ödem bu. Şu anda bu salonda 54 ton ödem var. Kabul edin bunu. Hiç kimse şişman değil anasını satayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ödem abi. Ödem. Kemiğim kalın. Başka ne vardı? Şişkinlik var. Ödem. Aynen. He? Sırf kas. Gaz. Re. Gaz he? Şişmanlık iyi değil dostlar. Vallahi iyi değil ya. Ben ne kadar iyiydim ya geçen sene. Püş. Spor hocam vardı. Bütün ödemimi aldı çocuk. Emerek değil ablacığım. Sizi güldüren ne oldu acaba? Spor hocası ödemi alıyor. Yok Kıbrıslı bir çocuk, Herkül gibi bir herif. Belki görmüşsünüzdür Sami, Samicik. Acayip yapmış kendine çocuk. Spor hocaların da durumumuzda hep şey oluyor ya. Başlıyorsun mesela, aidatı yatırdın. Spor hocası fena, kız ya da erkek. Hemen şey denir ya, hocam yalnız ben bu çok, ben böyle yapmak istemiyorum. Siktir git. Yapacaktın yani. He? Pilates hocası kız böyle, kemik gibi kız böyle, paramparça. Almış ellikten dumbbell'ı götüp. Bacakları böyle kalınlaşmasın. Ya şu götü önce bir halledelim de. Ne pilatesi? Bunu rendeyle azaltamazsın. Yani hem cam kenarı hem koridor. İyi bir şey değil abi. Nefes nefese kalıyorsun. Yani göbeğim burada. Diyorlar ya vücudumla barışıyor. Ha siktir ne barışıksın. Vücudunun görmediği yerleri var be. Barışıkmış. Aa sen orada mıydın ya?
11 yıldır küstük. Ayakkabı bağlayamıyorsun, merdiven çıkıyor. Şişmanlık iyi değil. Bunu bir kere hiç uydurmayın kaçınızda. Ben vücudumla barışırım da zaten bırak onu. Bir çaba gerektiriyor, burası da doğru. Ama işin komik tarafı şu, yaz gelirken ancak anlıyorsunuz bunu. Ben de bunu anlamıyorum. Mesela Ocak ayında Revani, Tantuni, Bazlama, Yarım Ekmek Arası, Kemal Paşa Tatlısı falan gibi Mayıs 15'e kadar bekliyorsunuz. Mayıs 15'te, ay ben bunu nasıl gireceğim ya? Bu bikiniye gireceğin, Haziran'ın geleceği hiç Ocak'ta, Aralık'ta mı anlaşılmıyor mu? Lap 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 lap, Haziran. Ben buna giremem ya. Bari o bana girsin, ne yapayım? Yapmayın bunu. Çocuk bana dedi ki, abi dedi, sende dedi, ödem var dedi. Tamam dedim Samiciğim, ne yapmam gerekiyor? Hepimiz böyle mucize formüller ararız ya. İsteriz ki diyetisyene gidelim, bize böyle mucize bir formül söylesin. Hakikaten de ilk günlerinde çok motive eder insanı. Çok kolay. Her evde bulunacak şeyler yaz. Maydanoz. Maydanoz var. Evde var. Kibrit kutusu kadar peynir. Çok güzel. Hım hım otu. Ama kırmızısı. Hayır, bunu kırk gene zayıflayamayacağız ya. Halbuki hareket, değil mi? Hareket, az yemek, yediğinden fazlasını yakmak, bu lazım. Bu kadar kıvırmaya gerek yok yani, yapmıyoruz. Yapmayınca da ay şöyle oldu, böyle oldu. Çocuk dedi ki, abi dedi, ödem var sizde. Nasıl adı de? Dedi ki, salatalık. Salatalık. Ve dedi, Hindistan cevizi yağı. Dedim Sami, devam et. Bunlar ne yapılacak? Aklıma çünkü o eski fıkra geliyor. Vardır ya bir tane eski fıkra. İki adam 4 kilo muz almış. Demiş ki çok almadık mı ya? Aman demiş, kalanını yeriz. Sami'cik dedi ki, abi 30-40 tane salatalık sporcu kimse var mı bilir. Ve dedi Hindistan cevizi yağı. Bir gün boyunca dedi abi, yalnızca bunu yiyeceksiniz, ödemi atacak dedi. Hakikaten böyle. Ama tabii kulağa hiç hoş gelmiyor salatalık ve Hindistan cevizi de, yenileceğini söyleyince mutlu oldu. 40 bütün gün böyle bir tasım var. Orada bak kalkıyor bir kaşık Hindistan cevizi ya. Neyse vakti kerahat geldi. Yatacağım artık yani. Odandayım. iPad'den bir şey okuyorum falan. Kalkıyorum. Kaldı 2 tane. Uykum geldi. 2 tane kaldı. Yatağın başına koydum. Yanımda kaşığımla, tahta kaşığımla yanına koydum. Uyumuşum. Bir uyandım ki sabah. Kendim inanmadım ödem attığıma. 2 tane salatalık duruyor, bir de yağ duruyor. Zor topladım. Çünkü 5 dakika sonra evde çalışan abla gelecek. Ya kadın... Tövbe, tövbe. Ya aklına yatak odasına ilk gelen şey bu adam ödem atıyordur olmaz herhalde. Ama canım götüne sokacak değil ya. Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Ama çabamız var, çabamız var. Dedim ya mesela dışarıda koşamıyorum. Şimdi doğruya doğru. Dışarıda karşı taraf burası gibi medeni değil dostlar. Siz burada şanslısınız. Yani bisiklete bindiğiniz yerler var, yürüdüğünüz yerler var. Yalan mı? Öbür tarafta öyle değil. Yani kaldırım bitiyor lan bizim muhitte. Yani her yerde karşı tarafta öyle. Yani 50 metre gidiyorsun. Bitiyor. Biter mi lan kaldırım medeni bir memlekette? Ekran başka! Uyuma! Uyuyor. Şıklar olsun. Athena Gökhan da pişman. Pişman.
Onlar galiba şeye şaşırıyorlar. Bizler mesela oy verdiğimiz insanlar taşakta da geçebiliyoruz ya. Belki ona şaşırıyor olabilirim. Spor salonuna yazılıyorsun. Hani ilk aidatı verdiğin zaman böyle bir kilo gitmiş gibi olur ya. Hani verirsin böyle bir zaman da veriyor. Hani bir şey oluyor yok. Gittim. Koşu bandına çıktım. Ya ben bir de vallahi meşhurlukla ilgili ama meşhur olmasam da yani çocukken de böyleydim. Bu anda sevmiyorum ben. Çıktım koşu bandına. Yanıma bir adam peyda oldu. Var yani o meşhurluğunu konuşmak isteyenlerden. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Şişmanım. Affedersin, götümden nefes alıyorum. 20 dakika şurada hani çocuğuma yarım saat ayırıyorum. Kendime 20 dakika ayırmışım. Bırak bugünüm de böyle geçsin değil mi? Konuşmak istiyor benimle. Hadi anlayışla karşıladım diyelim. Ama ne konuşacaksın peki? Ben nefes nefeseyim. Ne dedim biliyor musun? Buraya mı geliyorsunuz diye. Yok, bu hologramım benim. Ben evde uyarıyorum aslında. Buraya mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim, buraya geliyorum. Çok rahat edersiniz dedi. Dedim, ağzınıza ne oldu? Dedi ki, yavşaklıktan. Buraya mı geliyorsunuz? Evet. Haftada kaç gün geleceksiniz dedi. Ben de bilmiyorum. Çok güzel kulüp dedi burası dedi. Burada dedi rahat edersiniz. Beyazıt Öztürk de buraya geliyor dedi. Beyazıt Öztürk de oraya geliyormuş. Ben de Avcılar Meslek Lisesi'nde öğrenci olduğum için çok heyecanlandım. Bana ne lan Beyazıt Öztürk oraya geliyor size. Beyaz deyince aklıma hep bu gelir benim. Biliyor musun? Bütün kariyeri böyle geçti Beyaz. Bütün. Evet, İTÜ Makine hoş geldiniz falan. Amcalar meslek size hoş geldiniz. Beyaz'ın burayı aç, mosmor burası böyle. Hayatı iliklemeyle geçti herif yani. Biz sal artık yani. O sesle de ilikliyor muydu ama? Yok. Orada oturuyor değil mi? Ya canım ben. Ola 50 yaşını geçti be. Yaşlandık lan hepimiz. Teoman büyüktür hepimizden. Teoman. Teoman 67'li. Kaç oluyor? 53. O papatya. Teoman'la babasının yaşının toplamı 57'dir. Teoman babasının öldüğü yaşta olduğuna göre. Teoman'ın müziği bırakması gereken gerçek yaşı kaçtır? 17. Teoman iyi arkadaşımdır ya. Uzun zamandır görmüyorum. Gecenin dördünde birisi bir gün, gecenin sabahın dördünde sarhoş vaziyette Teoman gelmiş yanına demiş ki, iyi misin moruk demiş. Çocuk ertesi gün beni aradı dedi ki, ben dedi terapiye girmek istiyorum artık. Ne oldu? Abi Teoman bile bana iyi misin dedi. Roman bile birine iyi misin, eve gidilecek durumda mısın diyorsa o kişi ne durumda artık sen? Ben Sarsık'ta buraya geliyorum dedi. Başka kulüpte dedi rahat edemezsiniz dedi. Başka yerlerde sizi rahatsız ederler. Başka kulüplerde yatırıp dambalı götüne sokuyor. Yani, lan kefeze herif mi sussun lan? Çok zor, çok. Ama birbirinizi valla motive edin. Bu önümüzdeki yazı hepimiz böyle fit girelim. Çoğu olarak yani, fit. Herkes taş gibi falan. Çok iyi olmaz mı abi? Şişmanların motivasyonunuzu kırmasına engel olun ya. Valla şişmanlar çünkü kıskanır. Mesela kız böyle kendini kemik gibi yapmış, spora gidiyor mesela, kıskanır onu derken. Ama spora mı gidiyor onlar? Cime mi gidiyor? Koca bulmaya gidiyorlar oraya. Ne olacak sağlıklı bir kız orada sportif birisini buluyorsa? Ayıp bir şey mi bu? Sen koca götünle Beyazıt Kütüphanesi'nde mi geziyorsun hani? Hani o yüzeysel, sen daha derinsin hani götünle. NASA'dasın devamlı. Astronot bakıyorsun. Var mı götüne göre astronot? Yani...
kız sporcu diye bu aşağılamak. Bu aşağılamak neden? Çok ayıp. Zayıflara da kötülük yapılıyor yani. Yanlış anlamayın sözümü. Mesela diyor ki bu bir para tuzağı. Zayıflama endüstrisi bir para tuzağıdır diyor. Doğru olabilir. Bir yanıyla böyle bir şüphe doğrudur. Ama hangisi daha etkili arkadaşlar? Şu kadar bir dona giden tekstille, şu kadar bir dona giden tekstil aynı mı? Yağmur ormanları yıkılıyor, kenevir tarlaları gidiyor. Ya böyle don olur mu ya? Bakın götü söylemiyorum. Daha dondayım. Böyle don olur mu? Böyle bikini olur mu? Diyor ki bir de ben bunu nerede deneyebilirim? Kayseri hava indirme tutayında. Çünkü o paraşüt. Haksızlık etmeyin kendinizi. Bir tombul olarak söylüyorum abi. Bir tombul olarak söylüyorum. Düzelmeliyiz ya. Gerçi düzelip de silip maya giyeceğimiz bir çağda da değiliz. Yani enteresan. Ben 80'leri yaşadım abi. Biz speedo mayalarla gençliğimiz yani. 80'leri yaşayan hiçbir şey yıkamaz biliyor musun sen? Biz yani slip mayodan hayatta kalmışız abi. Bizi hiçbir şey korkutmaz. Benim akranlarım var mı burada hiç yaşlı bakayım? Tabii. Giydin mi? Slip giydin mi umarım? Şu anda kimse giymiyor. Speedo tabii. Şu anda kim giyiyor? Adada bir iki fedonun arkadaşı giyiyordu. Gördüm bir tane. Sarı speedo gördüm. İki yaz önce Bodrum'da bizim Ferzan Özpetek, İtalyan var ya yönetmen. O giyiyordu speedo maya. Sarı bir de. Ticari. Tabii. Sağına indir. Seksenleri gören insan hiçbir şey şaşırtmaz. Gençler diyor ki mesela Cem amca, YouTube'da gördün mü? Boston Dynamics var, evet. Orada robotlar takla atıyor, böyle ateş ediyorlar falan. Ya bırak, ne diyorsun lan? Ben 80'leri görmüşüm oğlum. 80'lerin modası, vatkaları hatırlıyor musun? Vatka. En basit bir kadınlar gününde ben 12 tane kısır yiyen robot görmüşüm. Takla atan robot bana ne var ya? Veli toplantıları, galaksi komutanları katılıyordu böyle. Ya annemler böyle geziyordu oğlum böyle. Koruyordan böyle tabii. 60'ların modası müziğiyle, tasarımıyla, kostümüyle geldi. 70'ler geldi, 50'ler duruyor. 80'ler bir türlü gelemiyor, fark etmiyor musun? Mesela 80'lerin müziği sound olarak geri geldi birazcık. 80'ler diye bir sound şu anda duyuyorum. Ama mesela kılık kıyafet gelemiyor. Vatka herhalde geçmiyor. Tabii. Çirkin kadın yoktur, az vatka vardır. Tabii o dönem ya. Ama ne enteresan biliyor musun? Her şey tarih oluyor ya bir anda. Ya ben hatırlıyorum, biz kot pantolonun içine kazağımızı sokardık oğlum. Hatırlıyor musun bunu? Kazak mı? Kazak. 87 Airport Disco böyle kazak kotun içinde. Sonra da diyorduk ki cinsellik yaşanmıyor. Ulan kazağa boğmuşsun. İçeride bir kış uykusu var. Tabii tiftik. Abi beni 91'de uyandır. O günleri yad ediyoruz. Özge sen hatırlıyor musun? Abimin bir tane Kefken'de çekilmiş. Ha? Ne abi? Shetland kazak. Çok geç abi. Ya düşündü. Seni hiç unutmayacağım. Bak öykü anlatıldı 3 dakika sonra. Shetland kazak! Götürüyorlar ya. Evet. 80'leri hiç kimse anlatmıyor abi. Biri bizlerin anlatması lazım gençlere. Bilmiyorlar abi. Abimin Kefken'de bir tane fotoğrafı var. Gördüm geçen. Abi böyle bir şey yok ya.
slip mayoyla böyle tatilde fotoğraf. Önce bakıyorsun tatile tek çıksın. Yani tek gelmiş zannediyorsun, sonra iki kişi oldukları anlaşılıyor. Sonra şortlar uzamaya başlar. Bakın 70'lerin futbol, hakikaten futbolcularına bakın. Ben pek futbol bilmem yani mesela. Çok eskiye de gitmeyelim. Aslında 80'lerde de öyle. Yani işte ne bileyim Breitner'lerin şortuna bak, Rummenigge'nin, Maradona'nın şortuna bak. Kısa. Gitgide uzadı biliyor musun şortlar? Bizim denize girdiğimiz şortlar da öyle. Ben geçen sene bir şort aldım burada. Yani adınla bile müsemma yani şort. How short? Yani şort değil ki artık bu. Burada artık ya. Doktor bana dedi ki sen dedi. Hiç D vitamini kalmamış vücudumda ya. Hiç güneş görmedim falan dedim. Moruk şortlaydım bütün yer. Öyle çirkin. Herhalde erkekler bedeninden nefret eden biri tasarlıyor bunları. Kızlar mesela o anlamda çok şanslı. Yani güzel güneş görüyorlar, bronzlaşıyorlar. Ne bileyim bikiniyi buraya kaydırıyor, burası yanıyor. Buraya kaydırıyor, burası yanıyor. Bir iz kalmıyor. Buraya kaydırıyor, burası yanıyor. Biz bu şortu hiç çıkarmayacağız zannediyor o tasarlayan pezevenk. Bütün gün kalıyorsun güneşin altında, bir çıkarıyorsun Çernobil. 7-8 ayrı renk var. Dur aşkım izah edebilirim falan. Çok yazık şu. 80'ler ya. 24 poz, 36 poz hakkımız vardı be. Yani bir tatile gittiğin zaman tatili 24 karenle 36 karenle anlatmak zorundaydı. Şimdi millet doğum günlerinde çocuğun bir şeyinde aktivitesinde burst foto çekiyor. Burst. Pastanın başında böyle fotoğraflar var. Bunlar fotoğraf mı? Bu artık bir fotoğraf mı? Disney animasyonu mu yoksa? 85 yılında rahmetli eniştem video kamerası getirmişti. 24 kare, 36 karenin yanında video kamerası bir mucize diyorum sana. Ama bir tatilimiz var, 40 gün. Bütün Ege'yi gezdiğimiz 3 aile. İşte Ayvalık'a gittik, şeytan sofrasına çıktık, Akçay'a indik, Pamucak, Kuşadası, neydi o, Meryem Ana, Efes Harabeleri falan, Fethiye'ye kadar indik. 3 aile, eniştecik de yavrum 140 kiloydu. Erken kaybetti, Allah rahmet eylesin. Video kamerası var elinde ama sene 85. Video kamerası şu, 15 kilo. Boynuna bir recorder asıyorsun, içinde kaset var, o da 15 kilo, 30, bir de batarya var, 15'te o. Kablolar, mablolar, eniştecik yazık, onu çekeceğim, bunu çekeceğim diye, onu kovala, beni, enişte beni çek, enişte beni çek, çık tepelere tırma, amfiteyatrdan aşağı in, nefes nefese, bütün tatili çekti yavrum, 40 gün. Döndük tatilden, babam dedi ki şu kaseti koy da bir izleyelim. Bizim tatil Polonya pornosu gibi. Nefes nefese. Tatil böyle bak. Biz de içinde oynuyoruz. Babam dedi ki çıkar bu kaseti ya. Belli ki tatilde bizi düzmüşler. Ya. Allah rahmet eylesin. Enişten erken gitti. Ama enteresan adam da ha. Mesela. Şöyle bir adam. Ne konuşalım? Yani bir öncüyü. Eğer aktif dinleyici değilsen, yani sorularla bir netice almayı istemiyorsan, öykü
anlatılamaz hale geliyordu. Mesela şöyle adamlar vardı ya onlardan. Mesela bir şeyi anlatacaksın. Bu yeni mahallenin orada, hipodromun orada şey vardır, sen söyle. Ya ne vardır? Uçsuz bucaksız. Ya uçsuz bucaksız bir konu. Her şey olabilir yani. Bu Bostancı sahilde şey var ya, kafe var. Sahibi var böyle iri. Kimdi? Ne bileyim onu. Onun oğlu var. Ha bir de oğlu. Ne dedi bana biliyor musun? Ya enişte. Ben ona ne dedim? Ya enişte. Yani bir ölçü var mı? Yoksa beraber mi kuruyoruz ölçü? Çok enteresan. Gezmek, çok dolaşmak benim bana nasip olmadı dediğim gibi ben gezsem dolaşsam neler anlatıyorum neler. Ben şimdi başında şakasını yaptım ya Atacık'la ilgili. Zannetmeyin ki kötü bir şey söyledim. Ata mesela Bursa'da doğmuş büyümüştür. Ama mesela Çanakkale'yi, Ege'yi, Mege'yi bilir. Bildiği için de ya onu ben ayak koyayım onları çok iyi yapar. Güzel bir özellik bu, kötü değil. Benim öyle bir hünerim yok. Yani çok gezmediğim için bilmiyorum yani. Evden baktığım kadarını bu kadar biriktirebiliyorum yani. Aslında gezmek lazım. Gezmiyoruz abi. Ama bu kültürel bir meseledir. Mesela kış turizmi benim hayatımda yoktur. Şimdi o kadar yazdan bahsettik. Kış turizmi var mı? Bizde var mı kış turizmi? Yok. Genetik fakirlikle ilgisi var. Çünkü kış turizmi, kış aktivitesi biraz sosyoekonomik olarak farklıdır. Biraz para ister. Yaz eşitler. Donunu geçirirsin. Değil mi? Şurada sahilde de yatsan aynı. Sembats'ta da yatsan, Mauritius adalarında da yatsan. Balta limanında donla da atlasan aynı. Ibiza'da denize girsen de aynı. Ama kış öyle değil. Kış gideceksin de board bilmem ne, alet edevat, kastüyü bilmem ne bir şey. Tam zengin işi yani, değil mi? Neredeydin? Kurşaveli'ydik. Neredeydin? Avusturya'daydı, güraydı, kayrı falan. Ben hiç yapamadım ya, yani olmadı bende. Bir de o zengin aktivitelerinde de bir manasızlık da yok değil. Mesela 3000 metreye çıkıyorsun, kayıyorsun aşağıya, bak oradaydım buraya geldim. Gideyim mi daha ben? Hadi git. Ben şimdi kaymıyorum etmiyorum. Sucuk ekmek yiyeceğim dedi. Ne işim var 3000 metrede benim ya? Ne yapacağım orada? Geyik mi yapacağım? Gelmek lazım abi gelmiyoruz ya. Bunlar bir de devamlı kış turizminde. Siz karşının çocuklarısınız. Sizin durumunuz iyidir. Sizde çok vardır kayan eden. Şimdi çok üstünüze de gitmeyeyim. Falan dökendeydik. Aspen'e gittik geçen sene. Hep bunlar bir yerlerini sakatlarlar biliyor musun? Zenginliğin şanından dolayı. Fakir buzda kaysın götünü kırar. Zengin öyle değil. Zengin hep böyle özel bir sakatlanma. Hani tendonunu incitir. Karpal tüneline bir şey olur. Sen hiç duydun mu? Cem Hakko götünü kırdı. Duyamazsın. Ya aşil tendonuna bir şey olur. Ya glutlarına bir şey olur. Ya da işte tenisçi omzu olur da bilmem ne. Burasında bilmem ne. Şuradaki tünelciğinde bilmem ne vardı. İnflamasyon vardı. Sen ben düşelim pekmezimiz akar. Öyle zengin fakir başkadır. Sen hiç damar damar üstüne binen zengin gördün mü? Fakirin damar damar üstüne binen. Damar damar üstüne bindi doktor bey. Mesela böğrüm yanıyor diye duydun mu zengin işi? Böğrüm yanıyor. Lah bu koçun böğrü yanıyor oğlum. Duyamaz. Psikosomatik gastrit olur. Ciğerim yanıyor falan duydun mu? Duyamaz. Bir de yurt dışı kar, kayak, board. Bu tatillerden dönenlerde
şöyle bir cümle rastlarsın. Bu da hiç şaşmazdı. O da kardeşimden duydum. Nasıl geçti Fransa? Abi bayramdı. Çok Türk var. Ağzına ne oldu? Yavşaklık var. Değil mi Nurhan? İnanamazsın. Türk! Hayır Türk! Bunları var ya, Kapı Kule'den al diyeceğim. Tatil dönüşü. Ne oldu ya? Çok Türk var. Çiğ! Ya bir insan... Ya bir insan kendi cinsinden bu kadar nefret eder mi ya? Ya penguenden şikayetçi olan penguen duydun mu sen? Antarktika. Ya o beyler! Bir tane at yok ya! Bir de penguensin de izah da edemiyorsun böyle. Askerim ama! Ben çok milliyetçi birisi değilim ama ben Türk'üm. Belki bazılarına göre iyi bir örnek de değilim. Ama ben mutluyum yani, ne demek? Nedir bu Türklükle ilgili problem? Abi gittik İtalya'dayız. Türk! Ya, siz ikiniz, biz hariç! Türk! Demin ona, Türk mü? Adam sana kaç Türk lazım? Kaçıncı Türk'ten sonra rahatsız oluyorsun sen? Böyle bir tatil anlayışı olur mu ya? Geziyorsun mesela Paris'te. Ooo yavaş yavaş toplanıyorlar ha, sikerim ben artık. Çok yazık, çok. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ben birisinin neredeyiz? Ben Türk'üm. Bir problem yok bununla ilgili. Muhteşem özelliklerimiz yok ama ne yapalım yani? Hiç kimsenin yok ki muhteşem özellikleri. Amerikalılar acayip diye bir şey mi var? Yani hepsi mi aya gidiyor bunların? 15 kişi falan da aya gider. Almanlar hepsi göte mi? Değil. Ne tribe giriyorsunuz burada kendi milletinize? İngiltere'de okudum. 7 yıl İngiltere'deyim. Ne zaman mesela tanışıyorum, Türk'üm diyorum, inanmıyorlar. Bir de o model vardır. Türk zannedilmemekle gururlanan. Ben mesela Türk'üm diyorum, hayır değilsin diyorlar bana. Türk'e benzetmiyorlar beni. Belki bir boka benzetemiyorlar. Allah, doğru mu? Çok ayıp, çok. Halbuki memleketimiz ne güzel. Tarkan, Athena, Gökhan hariç. Onlar yok mu? Onlar batırdı onlar. Tarkan'ın şarkıları hep mesaj. İşte kuzu kuzu geldim, ne demek bu? Kuzu postunun içine kurt. Memleketimiz cennet cennet. Ben bayılırım mesela. Hatırlar mısınız yıllar evvel müzisyen arkadaşlarım belki hatırlar. 10 derste nasıl Anadolu rock yapılır diye bir şey anlatmıştım ben. Nasıl Anadolu rock yapılır? Yıllar evvel. Bak anlattım. Bak bu kraç evde oturuyor şu anda. Hiç faydamız yok değil. Orada bir emsal vermiştim hani Karaca olan der ki falan diye. Hep böyle geçmişimizden, memleketimizin yani bu toprakların önemli kıymetlerine referans göstermek diye. Halbuki yaşayanlar olarak da bu hayata, şu döneme bir sürü değer katan insanlarız. İnsanlar yani böyle illa marka olarak neticelenmek zorunda değil ki. Kendimiz de güzel şeyler söyleyip güzel şeyler duyabiliriz değil mi? O kısmını herkes ıskalıyor. Herkes mesela bu çağda büyük resmi görmek istiyor. Büyük resmi görmek lazım abi. Sen resmin içindesin şu an. Evet. Ama çıkıp büyük resmi görmem lazım. Resimden çıkıyorum ben. Yani resimden niye çıkıyorsun? Katkını niye yapıyorsun?
orada bir renk olarak, bir resimde bir parça olarak vermiyorsun. Sonra mesela mangalda kül bırakılmıyor. Deniyor ki, bu topraklarda ne değerler? Evet doğru. Ne değerler, ne değerler? Yunuslar! Yunuslar deyince bazı gençler çevirme var zannediyor. Yunuslar mı? Kimlik yok mu? Karaca olanlar falan. Doğru, bu topraklarda çok çok değer var. Ama biz onlardan birileri de olabiliriz değil mi? Yani illa birilerine, yani 13. yüzyıldan devamlı referans vermeye gerek yok. Ben Karadeniz'e gittim. Büyük bir aydınlanma yaşadım. Bir arkadaşlarım Ordu'da film çekiyordu. Yaylaya çıktık. Şimdi İstanbul düz ya. 50 seneye yakın ben İstanbul'da yaşıyorum işte, düşün. Bildiğim tepe Çamlıca, Aydos bir şey. Çamlıca tepesi kaç metre? Ne oldu TikTokçular böyle? Bir daha bırakın Çamlıca tepesinden. Kaç metredir Çamlıca tepesi? Yak 280'miş. Ben de yeni baktım. Dedim bunlar şimdi cevaplamaz. Çamlıca Tepesi 280 metre. Barbaros Bulvarı'ndan aşağı inerken yokuş. Hatta sizin bu muhitlerde pek yokuş da yok değil mi arkadaşlar? Yok. Turist olalım. Abi Ordu'ya gittik. Var mı Ordulu kimse? Mavi ile eşinin buluştuğu muhteşem bir yer yani. Sahilden başlıyor. Yaylalarda film çekiyordu arkadaşlarım. Araba çıktı. 2500 metrede film çekiyorlar bizimkiler. Abi bir tırmanmaya başladı. Birden her şey üç boyutlu hale geldi. Yani burada bir yaşam var, burada bir dere akıyor, burada bir şey oluyor. Araba artık dikeldi böyle. 75 derece böyle gidiyoruz. Bu düzlemde görmekten artık zihin bunun absürt bir şey olduğunu hissetmeye başlıyor. Şurada bir köy var, orada bir dere, burada bir şey, oradan teleferik. Hayat abi, hayat. Avatar gibi. Çıktık artık ileride hala gelmedik mi dedim. Yok dedi, şu köyü geçince dedi. Orada baktım bir minare var. Hala cami var ileride. Artık orası orası yani artık. Orada artık Allah görür seni yani. Tamam tamam. Abi bir çıktım. Dereler akay, bir şeyler olay. Ulan orada anladım ki Karadeniz türküsünün bir formu var. Oranın edebiyatının, sözlü edebiyatının, destanının bir formu var. Ve bunu belirleyen topografya, coğrafya belirliyor bunu yani. Şimdi Orta Anadolu türküsünde bir ferahlık vardır. Kubat sen yardımcı ol lütfen. Orta Anadolu türküsünde böyle mesela çeşme başına vardım. Gelirsin Zeynep'i görürüm diye. Yani gelirsin manitan gelir. Düz ayaktır her şey, anladın? Yani o eyvanına girdim eyvan. Yani odasına girilir çıkılır. Karadeniz'de yön belirtmeden türkü başlamaz. Navigasyonla başlar öykü. Hani ha buradan o yani. Derilirden aşağı. Bu yandan bu yana sevdalı, oradan o yana bir şey, teleferik geleği, atmacayı vuruyorlar bir avuç kanı için, öbür bir kus uçum orada, öbür taraf düz, eyvanına gittim. Öbür tarafta bir jungle, bir mücadele. Karadeniz'de nasıl odaya giriyor ya hemen? İmanını sikerler senin. Orada mücadele var. Dereler akay, bir şeyler olay, orada ateş ediliyor. Burada muhtarın kızı. Orta Anadolu'da bir tek problem vardı, ellerin duymaz. Eller duyar da söz olur. Ve pezemek, bunları yapma. Odalara giriyorsun. Eyvanına girdin, damdan atladın. Sen demek ki eller duymasa bizi kılıçtan geçireceksin. Bizden bir önceki kuşak türkülerimizle ilgili şöyle tespitleri var. Diyorlardı ki, evet ya çok absürt türküler var. Domuz tünde memeler, tomul tomul memeler. Ağzına oldu yavşaklıkta. Şimdi gerçek tespit bu olmamalı. Gerçek çok derinde bir yerde gizli değil, kabak gibi ortada. Ahlaki kod, eller duyar söz olur üzerine kurulmuş bir sözlü edebiyat olur mu ya?
eller duyarsa, duymazsa yapıştır. Bunu bir denetleyin içinizde. Bir insan eller duyar diye, eller duyarsa yanarız sevgiyle. Bir insan böyle albüm kaydeder mi ya? Ya hiç üşenmiyorsun, kulaklığı tanıyorsun, takıyorsun, önünde mikrofon var. Ve belli ki eller bunu duyacak. Onu da mı hesap etmiyor? Eller duyarsa, eller duyar abi bunu. Bence iptal edelim bana. Yani orada da mı uyanmıyorsun ya? Ama Karadeniz türküsü nasıl yapılır meselesinde proje büyük diyeyim sana, öyle anla. Sen şimdi küçümsüyorsun, Laz Müteahhit falan. Abi proje çok büyük. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Yani bunu daha önce bu albümü bir tek Musa çıkardı daha önce. Abi böyle fikir olur mu ya? Birleşik Kaplar Kanunu. Da Vinci kod gibi bir kodu var lan türkünün. Ordunun dirileri aksa yukarı aksa. Bunu dağlar tamamlasa, Faraday... Ne biçim fikir lan bu? Proje çok büyük ve attention deficit. Attention deficiency in Black Sea folkloric music. Baba, ben bilimsel konuşmakla mükellefim. Yoksa ben de biliyorum gırnatayı alayım böyle. Ne oldu be aman hakoyim be? Ama... Ben bilimsel konuşmak zorundayım. Başka Cem Yılmaz'ımız yok. Bak, attention deficit, Karadeniz müziğinde dikkat eksikliği vardır. Biliyor musunuz bunu? Attention deficiency. Yani öykü bir anda bir kırılmaya uğrar ve bestekar kopar konuda. Klasik bir eserle örnek verecek ki anlaşılsın. Aç beyaz peşte mahalle bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yu. Ne oldu ya? Ne yaşandı ya? Acaba ne yaşandı? Ben de bunun bestesi yapılırken ki anı merak ediyorum. Ben... Sepetumun ipleri, evet, keseyi omuzumi, keseyi omuzumi, keseyi omuzumi. Ne oldu Furkan? Bir dakika bakalım. Omuzumi. Keseyi omu, keseyi omu, zumi diye kese aynı olan zak. Buna bakacağım diye. Yapım aşamasında şarkı ya. Çok önemli değerler bunlar. Mesela bizim mesleğimizle ilgili de, bizim işin piri kimdir bu topraklarda? Nasrettin Hoca. Değil mi? Yani benim biçim bu işin piri odur. Ama hayatında bir kişiyi güldürmemiş adam, bir kişiye bir fıkra anlatmamış bir adam, bir kişiye bir hoşgörü göstermemiş bir adam, götü sıkıya geldi mi diyor ki, bizler Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız ya. Bu topraklarda değil mi? Ağzına ne oldu? Bizler Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız ya. Nasıl Nasrettin Hoca'nın torunlarısın lan sen? Hangi Nasrettin Hoca? Bilmediğimiz bir Nasrettin Hoca mı var? Bir de nedir bu bol keseden bir markanın arkasına saklanmak? Sen kendin kimsin? Nasıl öyle torunlarıyız? Hayır sen! Torunlarıyız! Nasıl? Sen! sen ne ayaksın? Bırak Nasrettin Hoca'nın torunları. Ben 3 yaşından beri üniversitekle ilgileniyorum. 25 sene sonra benimle ilgili bütün... Herkesin fikri vardır elbette ama... Genel kanı şu. Neye ne gülerler bu ibnenin anlamam. Bütün kariyerimin neticesi bu benim. Ve çok güzel de bir netice. Neyine gülerler anlamam. İşte yani zaten cevabı orada zaten neyine güldüklerini anlamıyorsun işte. O konu benim için kapalı. Ama bu ruhu hiç taşımayan birinin
13. yüzyıldan bir tane adam ne mücadelelerle belki bir hayat yaşadı, belki bir kişiydi, belki bir topluluktu ya da bir anlayıştı. Hemen onun arkasına sığınması çok çirkin. Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız biz, öyle mi? Peki o fıkralarda Nasrettin Hoca'ya salak salak soruları soranlar kim? Hoca hoca, bitti dalı kesiyor. Bu adam da Akşehirli değil mi? Hocam eşeğe ters bilmişsiniz. Bu adamın torunu olma ihtimali yok. Hiç mi yok? Hiç yok mu yani? Lan hepimizin var böyle bir ihtimal. Onun için çok bol keseden atmamak lazım. Bir de üstad güzel zamanda yaşamış. Bizim gibi insanların, ben o ruhu paylaşan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim, hayatı çok zor. Bak Nasrettin Hoca 13. yüzyılda işi bağlamış, terk-i diyar etmiş, gitmiş. Bu devirde olsaydı Nasrettin Hoca, bir hafta diyorum sana. Bak 800 sene değil, bak şu anda 800 senedir anıyoruz onu. Bugün yaşasa bir hafta diyorum ömrü. Vallahi bak. Çünkü mesela gidecek çarşıya, çocuklar etrafını saracak Bostancı sahilde. Bize düdük al, bize düdük al diye. Bir tanesi diyecek ki işte parayı verecek. Çünkü öyle öyküsü vardır ya. Herkes düdük istemiş. Bir tane çocuk demiş ki para veriyorum, bana da düdük alın. Çarşıdan dönmüş hoca. 1278 yılı ya. 13. yüzyıl. Hoca çarşıdan dönmüş. Yalnızca parayı verene düdüğü vermiş. Ve demiş ki işte böyle parayı veren düdüğü çalar. Ben bugün böyle bir aktivite yapsam, sosyal deney, benim ne anam kalır, ne bacım kalır. Ulan orospu çocuğu, çocukları ne ağlattın? Sen param var, onların hepsini alabilirsin. Allah belanızı versin sizin. Tarkan, Athena Gürkan. O çocukların hepsini kanına bilinirdi. Bak Haluk Levent ne kadar iyilikler yapıyor. Gibi. Böyle bu iş. Yalansa yalan deyin bana. Devrinde yaşamış. Allah ondan razı olsun. Ben de kendimi onunla özdeşleştiriyorum. Aman beni de anın ileride falan yapmıyorum. Bu devir böyle bir devir. Bu devirde işin parası iyi. Hacı Hacacına gitti, kete mete yedi. Bir de hocanın karısı var ya, kime görüneyim demiş, bana görünme de kime görünsün. Bir de öyle bir karıyla yaşamış yani. Bizim oradan da bir derdimiz olmadı Allah'a şükür. Ama mesela kötü anlatılıyor da olabilir fıkralar. Benim hep ilgimi çekmiştir mesela. Hoca işte gölün orada maya çalıyormuş da efendim demiş ki ya tutarsa demiş. Ben mesela inanmıyorum öykünün öyle olduğuna. Belli ki yıllar içerisinde biraz deformasyona uğramış. Mantıklı değil çünkü yani. Yoğurt yapıyormuş da böyle demiş ki gölün maya çalıyor. Saçma bu yani, bana anlamlı gelmiyor. İhtimal birisi kötü anlatmış olabilir. Belki hoca ne bileyim gölün kenarında esrar içiyordu. Kim bilir. Biz yoğurtla ne yapar yani? Arada şekeri düşünce de. Ulan bu köyle benim başım belada ya. Ne yapayım ben bu ünlülere, eşeğe ters mi bileyim lan? Köyleri dalayarak gidiyor. Hoca hoca ne yapıyor? Deyince o da saklamış cigarayı. Sen köye git, köye geleceğim ben. Köye geleceğim, git. Hocam ne yapıyorsunuz yoğurtla? Gülünmeye çalıyorum. Gülünmeye. Gülünmeye çalıyorum ya. Hocam ben durur muyum, yapıştırırım cevabı. Hiç gök maya tutar mı? Oğlum bak git. Tarihini ilk burada söylermiş o. Git, git. Hadi git bak, bildiğim balık keseceğim size.
baya tutar mı? Deyince demiş ki ya tutarsam ve demiş bu ibne gider şimdi anlatır herkese. Belki de o adamın hikayesini dinliyoruz biz. Hoca dedi ki böyle böyle dedi diye anlatıyordu belki. Yalan mı abi? Canım kardeşlerim, sevgili abiler ablalar. Bundan 10 gün önce gerçekten büyük bir zahmete girip geldiniz. Başıma tatsız bir şey geldi. İdare ettiniz, sonra tekrar geldiniz. İnşallah bu şeyin gayretinizi, zahmetinizi değmiştir. Ama sağ ol, yapma ne olur. Çok sağ ol. Başım ağrıyor yavrum. Böyle sanatçı mı olur yani? Benim gayretim yani kendi güldüğüm şeyi anlatma. Paylaştığım dar, daha geniş, daha büyük, daha kısa, daha uzun. Hangi kitle varsa onunla paylaşıyorum hikayeyi. Sonrasında anlatılanlar tabii aynı Nasrettin Hoca öyküsüne benzer bir şeyler de olabiliyor. İnsanlar ne anlatıyorlar oyundan çıkınca ben bilmiyorum. Belki de yani saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Bilmiyorum ki ben. Akıllarda ne kalırsa. Şimdi ablama güveniyorum ben. Kim bilir komşulara ne anlatacak yani. Ay nasıldı canım? Ay Bostancı'daydık işte gittik. Ya böyle... Küçükken osurmuş. Çok Türk vardı bir de. Yani işte o babası piyanomu çalmış. Onu anlamadım da. Şortunu giymiş. Ha abisi ipleymiş. Yetişebiliyor musun? Bilmem.